dua rica ediyoruz bu kardeşlerimizle birlikte. Hoş geldiniz. Abi, selam ne zaman gelir? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ve ümmeti ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kâle lehumun nâsu inne nâse kad cema'u lekum fahşevhum fezâdehum imanen ve kâlu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Kıymetli kardeşlerim, canını verip vatanı satmayan vatansever kardeşlerim, aynı zamanda Gazi Türkiye'nin Gazi milleti, artık Gazi Antepler çoğaldı. Gazi İstanbul'umuz var, Gazi Ankara'mız var, Gazi Antalya'mız var. Artık tüm Türkiye bu işe bedenini değil sadece yüreğini ve bedenini ortaklaşa koyduğu için hepiniz bu kazada kimimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hazreti Hamza ile kol kola cennete aile boyu kabul etsin. Bizi de peşinden inşallah. Kimimiz gazi olduk. Yaralıyız, tedavi görüyoruz. Allah onlara acil hızlandırılmış şifalar versin. Ve o madalyonu ahirete de taşımak nasip etsin. Kimileri katıldı ama yaralanmadı. Hareketin içine girdikten sonra gazi olmanız yeterlidir. Yaralanmamış olmak o kazada yerini almamak demek değildir. Sadece yaralanana gazi demiyorlar. O harekete katıldın, tanka doğru yürüdün, ellerini havaya kaldırdın. Yaralanmasan da gazisin. Bu anlamda olayın farkına varmadan, şoku atlatamadan sonra ayrılanlar oldu. Eğer işi başından kestirselerdi sokağa dökülenlerin sayısı mevcudun belki 10 kat olurdu. Bu açıdan da gerçekten İstiklal Savaşı'nın, Çanakkale'nin İstiklal Savaşı'nın evlatları olduğunuzu bir daha gösterdiniz. Sizin sırtınızı ancak Azrail yere getirir. Allah'ın izniyle. O açıdan da tebrik ediyorum. Allah-u Teala Hazretleri gönlü ak, gözü kara bir milletsiniz. Allah-u Teala Hazretleri elimizden tutsun. Elimizden tutsun. Biz şu açıdan da müsterih olun. Kısa bir dua yapacağım. Zaten başından sonra bu iş duaydı. Arkadaşlar Türkiye'deyi geçmeyin. Şöyle bir takkenizi alın. Aklınızı, gönlünüzü şöyle bir karşınızdan bir saniye düşünün. Dünyada hangi bir millet 4 milyon Suriyeli geçmene konteynerle çadır kente bakıyor? Sedakalarımız, vakıflarımız, derneklerimiz, gönül ehli, güzel insanlar, merhametli, sevecen, sıcak, acıma duygusu gelişmiş, kerem sahibi milletimiz, bütün yani bir takım görüntüye takılan dünyanın genel kirlenmesinden payımızı almışız. Bizim de eksiklerimiz var. Düzelmemiz gereken taraflar var. Maşallah denilen taraflarımıza inşallah düzelir dediğimiz taraflarımız var. Hepsine eyvallah diyoruz. Gözü kapalı yorum yapmıyoruz. Ama dünyada bir ikincisi yok. 4 milyon resmi rakam. Bir o kadar hemen hemen yakın insanlara bakan. Almanlar oğluna bir ay parayla ısmarlıyor. Kocasına suyu parayla ısmarlıyor. 3 tane göçmen gitmesin diye kapımıza gelip bütün Avrupa yalvardı. Ne yapın yapın göndermeyin dediler. Ama siz sahip çıktınız. Şunu aklınız, şunu vicdanınız, şunu kendi isminiz gibi emin olun ve bilin ki Allah bize sahip çıkar. Siz galibanların anası oldunuz, babası oldunuz, sahip çıktınız. Allah Türkiye'yi yedirmez, Allah Türkiye'yi böldürmez. Allah geleceğimizi şu halimizden daha güzel etsin. Ben çok kolay, çok basit, sade, katıksız karışıksız, teknik bir örnek vereyim. Şu gördüğünüz yeşil dokuyu canlandıran yağmurdur, sudur. Nasıl su kainata hayat oluyor? Minel may kulle şeyin hay. Her şeye can katıyorsa su, şehit kanı daha kutsaldır. Türkiye toprağının üzerinde bu şehit kanı Türkiye'yi madden manen canlandıracak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Allah'ın izniyle daha güzel olacak. O açıdan müşteri olur. Üç şeyden fark edeceğim. Bir,
Arkadaşlar, Allah'tan başka yaratan olmadığı için, yumurtadan yaratan, doğum yoluyla yaratan, toprağı yarıp çıkartan, tek yaratan El-Halik-u Allah'tır. Tabiat anamızı da, doğamızı da yaratan Allah'tır. Dolayısıyla yaşatan da Allah'tır. Son söz, öldüren de Allah'tır. Ölüm makineleri kutsa, tüm dünyaya kıran gelse, hepsi gelse geçse, eğer Allah senin ölüm zamanlamanı şu tarihe yazmışsa, o tarih gelmeden ölmez. Tabutların üstüne bakın, yeşil örtüyü okuyun. O yeşil örtüde şunu okuyorsunuz. فَاِذَا جَاَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْنِ سَاَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ben Allah'ım diyor. Hayatı veren benim. Tabuta koyan da benim. Toprağa koyan da benim. Türkiye'de bir takım insanlar şehitler mezarlığına alındı. Kimileri hainlerin çukuruna gömüldü. Ne diyanet namazını kıldı, ne ailesi kabul etti. Halkına ölüm kusan makinayı, halkına namluyu çeviren adileri dedi, anneleri, babaları, eşleri bile kabul etmedi. Bir leş gibi çukurlara gömüldü. Dolayısıyla ölüm tarihiniz hiç değişmeyecek. Kim olursanız olun, gönlünüzü rahat tutun. O süre gelmeden ölmem. Koordinat, bir ey yardım Temur, öleceğiniz yer de belirlendi. Antalya'da denizde boğularak veyahut da tam paleten altında kalarak ölüm şekliniz de belirlendi. Öleceğiniz yer de belirlendi. Size düşen mikrofonu Kur'an'a çevirin, sorun. O zaman bana ne kaldı Allah'ım, onu bilin lütfen derseniz, şöylece bir merhamet parmağı kalkar ve der ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sadece Müslüman olarak öl. Allah'ı tanıyan, Allah'ı tapan, vatanını seven, milletini seven, yaradılanı yaradandan ötürü seven bir yürekle Allah'a gelin ki diyor Allah. O zaman şehit olarak ölürseniz toprağa emrederim cesedinizi yiyemez. Şehitlere cesedini çürütme gücü yok. Toprak her şeyi eritiyor. Her şeyi emiyor, kaybediyor. Ama şehidin bedenini ememiyor. Şehidin bedenini çürütemiyor. Allah'ın talimatı öyle ve yüce Allah'ımız şehitlere 246 tane kaybımız var demek yasak arkadaşlar. Allah şehitlere kayıp demiyor. Ölü bile demiyor Kur'an-ı Kerim. Ben ahyaun, farklı bir türde diridir, can canlıdır diyor Allah. Yaradan bunu böyle söylüyor. Onun için 246 tane capcan yiğidimiz var. Bugünkü 5 şehidimize Allah rahmet eylesin. Allah son haberler eylesin. Bundan sonra hep kaybetmeye onlar devam etsin. Hainleri hiçbir zaman kazanamaz. Hainleri destekleyen Allah değil Allah. Bizim Allah'ımız, alemin Rabbi, yüce Rabbimiz zalimleri, hainleri desteklemez. Bir şeyler yaparlar. Ama şu anda olduğu gibi cerahat patlar ve milletten sömürdükleri tekrar milletin ganimet olur. Ganimetinizin hayrını göresiniz. Size savaş açtılar. Size tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle savaş açtılar. Onların milletten sömürdükleri himmetler şimdi milletin kendi malı oldu. Okullar milletin, hastaneler milletin, vakıflar milletin, milletin iliğinden söküp aldıklarını tekrar Türk milletine Allah bağışladı. Mübarek olsun. Hayrını göresiniz. Sözümü alıyorum. Arkadaşlar, siz eğer Allah'a şöyle bir göz kırparsanız, Allah'ım istediğin kalite bir Müslüman olamadım. O doğrudur ama seni seviyorum. Senden yanayım. Rabbaniyim, Rahmaniyim. Yolundayım, çizgindeyim. Zalimlerden değil, mazlumlardan, garibanlardan yanayım. Adaletli, merhametli, muhabbetli insanlardan yanayım. Tarzında Allah'a dönerseniz Allah size 4 büyük garanti veriyor. Bir, feinnallahu ve mevlahu. Allah diyor ki ben onun sahibiyim. O milletin, o ülkenin sahibiyim. İki, ve Cibril'i, Cebrail, Kur'an getirdin, işin bitmedi artık. Git Türkiye'ye sahip çık diyor. Amerika çullanıyor, AB çullanıyor, Rusya ayrı bir dert, Orta Doğu'daki problemler ayrı bir dert. Her tarafa bizi bunun çıkmamaya çalışıyorlar. Ey Cebrail, bu ülkeye sahip çık. Bunlar tüm aleme babalık yapıyorlar. Tüm dünyanın göz önünde hiç ikincisi olmayan bir merhamet sergiliyorlar, sahip çık. Vesaire müminin yürekli yiğit insanlara sahip çıkar. Son söz. Vel melâiketü Sûre-i Tahrim 4. ayet. Bade der gezayir, ey melekler, kurşun geçmez, rüzgar savurmaz,
yağmur ıslatamaz, hiçbir varlık size zarar veremez. Farklı bir güçsünüz. Ey cümle melekler, Cebrail'le birlikte şu kullarıma sahip çıkın, onları teslim etmeyin. Amerika bizi çizmiş, çizebilir. Biz onları çizdik, gözler aydın. Biz onları çizdik, tüm dünyanın gözlerinde. Bir ikincisi yok bu örneğin. İş bitti gibi davranıyorlardı. Her şeyi hazırlamışlardı. İste hazırdı. Bu kalkışma değil, bu işgal. Amerika adına içimizden Amerikanlaştırılmış, Johnny'ye dönüştürülmüş çalma giysilerle bize çullanan köken, o şahsiyetsiz şerefsizler topluluğu. Eğer gücü ele geçirselerdi, işte hazırdı, okuyorsunuz, medyadan izliyorsunuz. Ben sıkı yönetim komutanıyım. Ben bir efendim, kuvvet komutanı, A kuvvet komutanıyım. Ben Antalya Belediye Başkanıyım. Antalya valisiyim. İste vardı. Onlar hep sunlanmış, beyinleri alınmış, cipler sokulmuş o insanlar. Böyle daldılar. Bir tek soru soruyorum. Siz tanka giderken listede hangi bakanlık size verildi? Siz uçaklara böyle zıplarken, siz kurşun yağmurunun altındayken size hangi imkanlar sunuldu? Başkomutan da göreve dediğinde, ben de geliyorum dediğinde, özel kuvvetler ise, özel ikramiyem var, askerler, sizi çok iyi konuşlandıracağım, çok iyi bakacağım, vatandaşlar, şehir olan şu kadar maaş bağlayacağım, sülalesini ihya edeceğim. Hangi biriniz yemlendiniz? Hangi biriniz demlendiniz? Hangi biriniz sizlere vaatlerle ortaya çıktınız? Siz vatan dediniz, çıktınız. Milletim dediniz, çıktınız. Topraklarını sıktığında her bir avuç topraktan damlayan şehit kan dediniz, çıktınız. Allah dediniz, çıktınız ve kazandınız. Allah kazanmaya devam ettirsin diyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri'nin sözü şudur. Tüm dünya toplansa bile diyor Allah, bana güvenin. Bana güvenin ve şöyle söyleyin. Bu söz duamızdır, fatihamızdır. Vakalu, tüm dünya Türkiye'yi yemeye niyet etmiş, üstüne çullanmışsa da diyor ayet kelimenin özelleştiriyoruz. Arkadaşlar, ayet çok genel. Önemli bir savaşın sonucunu açıklayan bir ayet Ali İmran. Allah diyor ki, tüm dünyası yiyecek, sizin için özel olarak Cenab-ı Lekküm, sizin için toplandı. Lekküm, sizin için demek. Sizi bitirecek deseler ve gerçekten bunu sağlasalar, ben onların yüreğine ölüm korkusunu çeker alırım. Bir özel cesaret şırıngalarım ki öyle oldular. Ölüm öldürdüler, hiç gözden kırpmadılar. Ve zâdev imanen, imanları, yürekleri güçlenir. Peşinden rakalû derler ki, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, Allah ne güzel vekildir. Alemden Rabbi bir tane. Adı da Allah. Alem çok. Alemden Rabbi Allah ve bir tane. Hep beraber söylüyoruz. Buna dua diyoruz. Fatiha yapışlıyoruz. Hasbunallah. Hasbunallah. Ve ni'mel vekil. Ve ni'mel vekil. Biz Türk'üz. Türkiye'liyiz. Türkçesini söyleyeceğiz. Allah bize yeter. Allah bize yeter. Allah ne güzel vekildir. Allah ne güzel vekildir. Ne güzel yardımcıdır. Ne güzel yardımcıdır. Son hasbunallah. Hasbunallah. Ve ni'mel vekil. Ve ni'mel vekil. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah yar. Önünüz deniz, arkanız Toros yaylaları, cennet gibi bir adrese konuşlandırılmışsınız. Alıştınız bu güzelliklere. Allah ölünce daha güzelini önünüze koysun. Amin. Firdevs cennetini alsın, Mekva cennetini alsın, Adin cennetini alsın. İman merkezli güzelliklerinizle, ibadet artı aldığınız dualar ve hizmetlerinizle Allah hepinizi sevgili eşi, sevgili evlatlarınız ve sevdiklerinizle kol kola cennetine, cemaline alsın. Allah hepinizden en üst seviyede razı olsun. Buraları doldurdunuz, Allah sizi cennetine doldursun. Bu Allah yolunda gözcülük yaptınız, bu vatanı vermeyeceğiz. Her an tetikteyiz, her noktada hazırız gibi böyle bir duyarlılık gösterdiniz. Vallahi cephede arkadaşları bekleyen, ülkesini, milletini bekleyen göz cehennemi görmez diyor Peygamberimiz. Allah cennetini gören göz eylesin, cehennemi gavurlar görsün, hainler görsün, vatan tüccarları görsün. Allah hepinizi cennetine, cemaline kabul etsin. Sonunuz başınızdan daha iyi olsun. Allah iliklerimizden söksün hainleri, damarlardan söksün hainleri.
hainleri, tüm bunları Allah yüce kudretiyle temizlesin. Bundan sonra engellesin inşallah. Amin diyoruz. Cümle şehitlerimizin pırıl pırıl ruhları için, o ailelerin de böyle yüreklerinin direncini sürdürmesi için son 5 tane vatan evladı Mehmetçiklerimizin, şerefli yavrularımızın ruhları için, cümle güzelliklerin size atması, ülkemize, milletimize, alem-i İslam'a cümle şerlerin defolup gitmesi için Allah rızası için El Fatiha. Sevgili Abdülmetin Balkanoğlu hocama da çok teşekkür ediyorum.